Ah be, dereye bakın. Güzel ağaçların arasından. İneklere bak. Bak her iki gözü. Kedicikler karşıladı bizi. Gel bakalım be. Dağ arkada yine görüyorsunuz. Eski evler var. Bahçeye ekmişler, biçmişler insanlarımız. Yıkıntıların olduğu kısma bir gidelim bakalım. Görüyorsunuz ne kadar eski, kim bilir. Zaten Cebel köylerinde epey gördük. Osmanlı'ya dönüyoruz artık. 1800'e. Değil mi? 1800'ler. Ay, bak buralarda hep ev vardı bak. 5 aile, 5 hane yaşayalımız. Nasıl, nesin? İyiyiz, bana şükür. Bir kitap yazmışlardı bu köy içi ama oldu. Köyde komşuluk nasıl, huzur nasıl, iyi mi? Bunlar zaten belli hani kalıntı. Şunlar da öyle gibi yerdekiler. Derede balık çıkıyor mu ya? Kıyıkçır balığı var. Bir de kara balık diyoruz, onlardan var. O bir kere yandı. Herkes getiriyor. Pınardan suyu alıp burada bir yerde yıkanıyor. Anlaşmalı çamaşırhane. Bölge gördüğümüz Guzlu Kuğu diyorlar oraya. Nasıl, suyunuz güzel mi? Terlisin, yorgunsun, iç. Onu çıkartmak için oraya götürelim içme. 949'da minare var. Orada da var galiba bir tane. Çift cami, aylan yıldız varmış. Gördüğüm en bakımları enteresan pınar burası geldi bana. Kepenkleri bile çok farklı evlerin. Ha bak, nakkaçlı öbür tarafta vardı ama onunla yıkılmış. Belgesel gibi görüntüleri sunmaya devam edelim. Göster yani, bak şuna bak şu suyu. Derede bazen balık daha. Yalnız köprü yıkılmış. Let's go, buradan herkese selamlar dostlar. Sofisi diye bir köye gidiyoruz. Cebel köylerinden bir tanesi. Bakalım nasıl bir köymüş, hep beraber keşfedeceğiz. Haydi let's go. Cebel köyleri yeşil. Çok yeşil, köprülerden geçeriz. Allah be, dereye bakın. Balık da çıkar buradan ben. Ben diyecektim şimdi. Bak, tel köprüye bak. Tel köprüye solda. Oo baba, müthişmiş. Dönüşte çekelim buraya. Tabii canım. Tel köprüye bak. Eski köprü bu. Yıkılmış ama olsun. Köprü yapmışlar. Ondan sonra kesilmiş bu. Vay be. Ne yap, doğal yerlerden gideriz. Daha yukarıda da çok güzel köyler var. Oralara çıkacağız şimdi. Cebeli tarıyoruz. Komple taramaya aldık Cebeli. Sağını solunu tarayırız. İnsanları çalışkan çok. Cebelli dedim mi zaten mutlaka bir başarıya imza atmış oluyor. Hayvanlar sol, sağ tarafta. Sağ tarafta bırakıyorum. Bir çekelim şöyle. Evet. Evet, şöyle bir sen devam et bence baba. Burada çünkü göremedim ben. Burası mı o köy? Hayır. Yok. Tamam. İlerleyelim. Arabadan gösterelim seyircilere. Burası hayvan bakmayı. Evet. Sağımız solumuz yeşillik, ova, güzel ağaçların arasından, çok güzel bir günden herkese merhaba tekrar. Bizim için çok mutlu bir zaman. Balkanların kurduğu Sayın Raif Bey babam yanında. Burada annem var. İnekler, öküzler duruyor. Hayat bize güzel var. Sürerız gideriz. Yalnız çeşitli çiçekler açmış, sarı sarı. Yan tarafta çıkıyor. 2 kilometreymiş. Cebel'in ana yolundan saptık. 2 kilometre ilerleyeceğiz. Sofissa'ydı herhalde. Sofissa köyüne varacağız. Türkçe ismi nedir bilmiyorum. Gittiğimiz yerde öğreneceğiz. Görelim bakalım. Çamlık var karşımızda, çok güzel. Ya, çamlı yolları severiz. Bak karşımızdaki tepeye bak. Köyün üstü. Aynen. Ne kadar güzel yani. Köyde tepede değişik bir köy baba. Valla çok değişik. Bu da aynı tekrar gibi. Bak bir yere geldik. Engin. İneklere bak. Bak her iki gözü. Yol da kötü değil ya. Yol güzel. Yol güzel. Böyle yol olduktan sonra can kurban. Bilir. Hem doğal hem de asfalt. Merkeze doğru bir ilerleme yapalım. Yapalım tabii ya. Mikrofonu açmamışım ben, daha yeni açtım. Yapma
Buradan yürüyeyim ben baba artık. Yürü. Köye geldik ben herhalde. Kedicikler karşıladı bizi. Gel bakalım be. Küçük bir silah. Ne yapıyorsunuz? Let's go buradan. Herkese merhaba dostlar. Yeni bir köye geldik. Heyecanlıyız. Sofitsa köyüne geldik. Türkçe ismini bilmiyorum. Dolaşırken öğreneceğiz. Etraf çok güzel. Göstermek için sabırsızlanıyorum. Haydi let's go diyoruz. Evet. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Bir aşağıyı tarayayım baba ben. Ondan sonra yukarı doğru da gideriz. Nereye baktın uzun uzun öyle? Şu karşı vardığımız köy değil mi? Bak nasıl güzel. Balabanlı köyü, evet. Oradan geliyoruz şimdi. Evet, şuradan. Görünce öyle gözlerimde canlandı. Güzel köydü ama Balabanlı'da. İyi köydü. Müzede maalesef Balabanlı Müzesi'nde kimseyi göremedik. Burayı bir çekeyim. Hava biraz kapalı olduğu için, soğuk olduğu için vatandaşlarımız dışarıda yok pek. Evlerimiz sıra sıra çok güzel. Tepede. Sofitsa köyündeyiz. Tam karşıda da bir tepe var. Taşlı bir tepe. Çam ağaçları da dikmişler. Boynu bükmüş bir tanesi. Dikkatli gidelim bakalım ayakkabılar batmasın. Köy yolu güzel, huzurlu, yürümesi de çok keyifli. Böyle sağa sola çeke çeke gidiyoruz. Gördüğünüz gibi evlerin hepsi bahçeli, rahat, görüntülüyoruz. Şurada tepede çok güzel bir ev var. Eminim manzarası müthiştir. Burada onu da görüntüleyeyim. Oraya kadar uzuyor mu acaba yol? Bakacağız kam şimdi. Üzüm çardaklarını görüyorsunuz, ne kadar güzel. Tabii yazın Haziran, Temmuz, Ağustos'ta oturması çardakta daha güzel olur. Burası herhalde köyün merkezi. Bir tane cami görüyorum. İsmi de var. Yakından bir bakalım bakalım nasıl bir cami. Bu evde çok eski gibi. Kapıları görüyorsunuz zaten taşlardan yapılma. Kimindir kaç senelik bir ev. Buradan köyümüz devam ediyor. Sofitsa köyünden olanlar varsa özellikle onların yorumunu bekliyorum. Taştan olan evler, buradaki evler daha eski duruyor. Az önce çektiğim evler daha yeni. Burada da Ahmet Sipahi Köyü Camii yazıyor. Yanlış okumuyorsam. Demek ki burası Ahmet Sipahi Köyü. Camiden öğrendik ismini. Neden Ahmet Sipahi bilmiyorum. Köyü kuran kişi mi acaba? Cami de eski bir camiye benziyor. Onu da böyle bir görüntüleyelim. Şimdi buradan devam edeceğim ama geldiğim yere bağlanıyor zannederim. Çatallar birleşiyor burada. Daha arkada yine görüyorsunuz. Eski evler var. Artık zamanı yenik düşmüş. Sol taraftan tepeye doğru çıkacağım. Güzel bir manzara izleyeceğiz. Şu taşları görüyorsunuz. Yalnız bilmiyorum hani bir deprem anında veya zamanla bu taşlar Cebel yoluna doğru düşer mi? Bayağı bir yüksek çünkü. Orada bir vatandaşımız varmış ama kaçırdık onu. Geri dönüşte belki onunla bir muhabbet ederiz. Görüyorsunuz bahçeye ekmişler, biçmişler insanlarımız. Çardaklar hazır. Bol bol üzüm çardağı var. Şu yıkıntıların olduğu kısma bir gidelim bakalım. Nasıl bir durum var orada? Yakından görüntüleyelim oraları. Müzik
Görüyorsunuz ne kadar eski kimidir. Bir bilen olsa da tarihini söylese bize keşke. Burada da balla uğraşıyorlar zannederim. Zaten Cebel köylerinde epey gördük. Balla uğraşan çok fazla insan var. Bahçelerde bal kovanları dolu. Cebel pazarı videosunda da çekmiştim balcı abilerimizi. Evet. Böyle bir yapı var. Epey yıkılmış. Çok çok eski olsa gerek. Bulunduğum ortamı da göstereyim şöyle. Bayağı eski evler var. Onun yanında burada çiçekler kendi mi bitti acaba? Kimsenin bahçesine benzemiyor sonuçta. Sanki kendi kendine yetişmiş gibi. Ne çiçeği acaba? Bilenler varsa yazsınlar. Zambak mı? Ben pek de anlamam ama zambak gibi bir şeye benziyor. Şurada yine evler var taştan. Bulunduğum bölge epey tarihi gibi. Ağaç da öyle olsa gerek. Evet. Şuradan aşağıya doğru göstereyim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırmızılı bir araba vardı az önce biniyordu birisi. Yukarı doğru ilerledi. Bakalım görebileceğiz mi birisini? Kimseyi göremedim köyde şu an. Dağ, dere, tepe gideriz. Ne yap yerler? Buradan ilerliyor köy. Buradan da bir tane yol var. Merhabalar, nasılsınız? İyisiniz? Merhaba. Köyü çekiyorum böyle. Gurbetçiler istiyor. Köyün ismi nedir? Ahmet Sipahi. Camide anladım dedim herhalde. Ahmet Sipahi köyü bu. Bulgarca'da Sofitsi. Sofitsi. Burada bayağı bir yıkılmış şeyler dikkatimi çekti. Burada da var aynı şekilde. Ne zamandan kalma acaba? Bayağı bir eskiye benziyor bunlar. Bunlar senesi mi? Evet. Senesi bunlar 1900'ün arkasında mutlaka. Bak bu. Şu gördüğün bu. Burada bir dakika. 1912'de yapılma bu. 1912'de. Belki de 10. Ama öyle. Bayağı bir eskiymiş. Bu yapılmadan önce nenem eli burada duralamış. Demek ki bu evde nereden baksan 1800 o civarlarda olması gerek. Çünkü mutlaka bayağı bir yıkılmış bakıyorum hani. Osmanlı'ya dönüyoruz artık 1800'e. 1800'ler. Aynı. Burada bayağı özellikle eski çok, yapı var. Buraları, çok var. Buraları bak bu gördüğün. Hatta burada görünmeyeyim bileyim. Burada buna ben 84'lüyüm. Ben hepsini bilmiyorum. Benzer yaşlıyız ben, o zaman. Ben de 83'lüyüm. Öyle mi? Aha. Bak buralarda hatta bak buralarda hep ev vardı bak. Evet. Burada 90 ben 7-8 yaşındayken burada insan yaşıyordu. Bu tamamen evdi. Hem de büyük evdi bu. Vay be. Şimdi kalıntılar kalmış sadece ya. Demir. Bu da aynı. Depremde mi yıkıldı bu kadar peki? Yok. Depremde değil. Bak şimdi ne oluyor? Şimdi burada diyelim ki burada ben bildiğim 5 aile, 5 hane yaşayanmış. 5 hane. Belki de 6 ama 3-5. Ne oluyor? Herkes göç edip gidince Türkiye'ye gitmiş. Mirasçılığa ne oluyor? Çokalıyor. 3'ken 5 oluyor. 5'ken 5 tane kardeşin de ikişer zandan ne oluyor? 10 tane oluyor. Bu sefer bu benim hakkım, bu benim hakkım. Ya da bölüşemeyince midana da bu kalıyor bakımsızlıktan. Yoksa güzel. Baksalar güzel olacak o. Taştan güzel evler de bakımsızlıktan gitmiş hep evler. Yıkılmış duvarları kalmış artık. O diyor ben niye yapayım? O diyor ben niye yapayım? Ya neden böyle oluyor bilmiyorum. Çok var etrafta ya. Çok duyuyorum bunu çok köyleri dolaşırken. Zaten burada değil. Her yerde nereye gidersen git. Ya çok miras var, üzerine bu, böyle neden hani kardeşler bu derece anlaşamıyorlar? Ne kalacak hayatta ya? Dostluk kalacak, kardeşlik ama herkes, kalacak ama aslında, hep de böyle aslında yani. Aslında herkes bekçi bak. Burada kimse bir şey götürmüyor. Aynen öyle. Biz burada bekçiyiz ama herkes biliyor hastalık var, ölüm var, her şey var da. Ama sonuçta da anlaşamamazlık devam çok ediyor. Çok duyuyorum, çok duyuyorum. Çok evet. Duyuyoruz. Gerçek bu çünkü. Üzücü ya bir şey ama yapacak bir şey yok. Bir kişinin mesela diyorlar ki 3 taneden birine geçirelim veya sen öde, sen öde. Bu sefer çok yüksek bir para istiyor. Hı hı. Anlaşılmaz hale geliyor yine. Olmaması lazım böyle, aslında. Ama bunlardan hiç bu evden mesela hiç bilmiyorum. Kimle nasıl... Ama arsa payı onlarındır gene, kardeşlerindir. Anlaşsalar böyle yapabilirler değil mi bir yer? Aynı. Aynı evet. Arsa kaybı olmuyor. Bir şey olsa da yeniden gene çekiliş yapıyorsun. Belediye izin şey aldı mı hiç
problem değil ama herhalde bilmiyorum. Çok ondan da arayan yok ya burada mesela, ya da ben burada çıkmam ya da ben dedem falan diye o aşağı yukarı ayakta olan evle. Ha mesela şu bak şimdi şu karşıdaki. Orada da var bir tane. O diyorlar o bekir alan evleri ta komünizm gelmeden önce adamlar orada nereye baksan. Ya yalan söyleyeceğim tam aile. Kaç tane dedi babam ta iyi bilecek onları. Evet. Ama beri taraf bakılmayınca görüyorum bak yarısında oradan öte yok. Ama evet. Aslında çok büyük ailemiş. Ne oluyor? Zamanla yani bir araya gelmemekten dolayı işte. Anladım. Anladığımız kadar. Çok ama çok zor iş. Ama bu eski köy. Bu çok nereye baksın. Merhaba arkadaşım. Merhaba abi. Baba benim. Nasılsın? İyisin? İyiyiz. Buna şükür. Sağ ol anlatıyorsun. Bayağı bir yıkık ev gördüm de. Hani nedir dedim tarihi. Bayağı bir eskiymiş bu hani. Bu arada bilen varmış. Onu ben bilmiyorum. Mesela plana baktığında bütün bu arası tamamen zaten köy şu magazinin bu taraftan Çeşme Yan'la yani. Hı hı. Öyleymiş. Köyün tarihiyle ilgili bildiğim bir şey var mı? Hani Ahmet Sipahi Köyü özel bir şey hani bilindik tam varsa. Bilmiyorum bir tane bir kitap yazmışlardı bu köy içi ama o kitapta hatırlayamıyorum aslında. Çok fazla bir şey yok o zaman. Çok bilindik böyle. Yani bütün köyün bildiği efsaneler olur, bir tarihi olur. Ya, öyle bir şey yok herhalde çok çarpıcı. Ya ben bildiğim zamanında sipahi niye değiliyor? Asker olarak kalırmış da oradan bir şey kalmış diye biliyorum ben. Onu da kitaba yazmışlar ama o kitap da babamdan, bende mi, kardeşlerim gayb oldu mu? Vallahi çok büyük onu, bir değermiş aslında o kitap. Onu Sofya'da çıkarttırdılar. Onu buradan gene şeye yazdı onu. Köyden birisi mi yazdı büyüklerinden? Ya onu 90, şimdi yalan söyleyeceğim, 90 yıllarında yazıldı ya bir şeyle. Çok da eski değil baktığın zaman gene bir 34 sene bir kitap şey oldu. Mı? Kitap. Eski 90 değil. Yıllarında yazılmışsa. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Tam olarak şimdi bilemeyince. Köyde komşuluk nasıl, huzur nasıl, iyi mi? Vallahi. Değişken mi? Değişken ya. Değişken. Kimine iyi, kimine kötü. Herkes birbirinden biraz fazla şikayetçi. Sonuçta herkes haklı hissediyor kendini. Ama öyle değil. Gidip geliyor musun Türkiye'ye yoksa sürekli buralarda mısın? Ben buradayım zaten. Hep burada yaşıyorsun. Avrupa düşünmedin mi peki? Ben Avrupa. Geldim. Nereye gittin? Avrupa'da mı? Evet. Bayağı bir ülkeye gittim ben. Belçika, aşağı Hollanda, Almanya. 15-20 sene aynen Belçika, Hollanda, Almanya. Oradaki hayat nasıl peki? Hayat mı? Evet. Şimdi çok hangi detaydan konuşacağımıza bağlı. Yaşam mesela, standardı mesela. Alım gücü daha iyidir eminim de. Standardı şöyle bir şey. Ya kısaca çok anlatacak demin evet, bir şey var. Evet. Şimdi orada insanlar tabii gelirat fazla olduğu için imkanları daha fazla. Evet. Devlet olarak diyor hani. Bir de insanlar daha mutlu orada biliyor musun? Daha mutlu ama onların yerlileri için diyorum. Bak hani adam gitmiş Konya'dan Almanya'ya bir şey yapmış da bir şey edinmiş de onun için değil mi? Tamamen ya İngiliz ya Alman ya Fransız. Onlar ben anladığım kadar onların düşüncesi onların yaşamı bir tabi başka. O mesela kendisine bakıyor ya bunu yapmış dur ben de yapayım demiyor. Adam evet. Zevk için yaşıyor bir lafla. Tam onu konuştum ya bir önceki köyde. Bizde şey çok fazla. Hani filancanın oğlu bunu yapmış ben de yapayım. Biraz fesatlı kasetlik türüyor bundan. Aynı. Yabancı da yok o pek. Bir de ben ona kahretim. Evet. Her türlü bariyer olayım, engel olayım. O neden böyle oluyor? Çok fazla var ya son zamanlarda. Vallahi ne bileyim ya bu bizim insanlarda sanki fazla ilginç mi? Genlerde mi var bizim anlamadım. İlginç mi var? Yani herkes vardı gördü. Hani aşağı yukarı biliyor nasıldığını ama çok zor bir soru aslında. İki cevap, beş cevapla da cevaplasak gene tam notu alamamış olacağız. Aynen öyle. Anlatabildim mi? Şimdi orada dediğim gibi orada insanlar adam kendisine bakıyor. Onu herkes kendi şey gücüyle. Hatta bir sürü yerlisini bile tanıyorum adamla. Üstüne bir şey yok ya. Adam devlet evinde yaşıyor İngiliz. Lüks araba merakı da yok orada galiba. Bizim genelde Türkler alıyor herhalde lüks arabaları orada. Çok türlü araba. O artık biraz daha şeymiş. Şimdiki gelene o kadar bakmıyor. Belki gençlerde vardır ya da adam şey etemediyse mesela Porsche'ler, Ferrari'ler gibi var. Gene yok değil. Ama kullanması şeyi zaten geçtiği zaman anlıyorsun. İndeki
Yabancı mı bizden mi? Bizden mi? Şey yabancı mı? Yukarı doğru neler var? Yukarı doğru. Köy uzuyordur herhalde yukarı doğru. Yukarı doğru. Aynı ya hep aşağı aynı manzara. Tamam. İsim neydi bu arada? Benim mi? Evet. Mehmet. Çok memnun oldum Mehmet. Ben de Onur. Bursa'da oturuyoruz biz. Baba buradan, Ardino'dan, Almalı köyünden. Almalı. Yabalko Esen. Evet. Öyle köyleri dolaşıyoruz. Çok fazla izleyen var sağdan soldan. Yukarıda da vardı. Bak o temel gibi zaten. Bak, bayağı yıkılmış orası vardı. Evet. Aha. Bu da iyi. Bu da iyi. Hı. Bu da iyi. Yani bilmediklerimiz de var. Mesela burada değil ki bu boşlukta 3-4 tane tarih evlen. Bayağı zaten şu taşların hepsi kalıntı gibi Mehmet. Hani ya. Şu yerdekiler de öyle. Bunlar zaten belli hani kalıntı. Şunlar da öyle gibi yerdekiler. Burada bayağı bir ev o zaman gitmiş hani baktığın ya, zaman. Ben bildiğim aşağı yukarı 80 hane diyorlar. 80 hane. 80 hane belki de 40 tane ev, 50 tane. Şimdi ev sayı olarak onu bilemiyorum ben. Bak, evet. Bu bayağı bir büyük evmiş. Ha bunu bak tamir ettirdiler torunları. Çok güzel yani işte böyle birlik oldu mu ne kadar güzel oluyor bak. Ne kadar iyi oluyor. Şimdi mesela bunu da babam kullanıyor. Hani üstüne aşağı yukarı bir şey etiyor. İmkan olduğu da hani. Yoksa bu da gitmişti aynı bu gibi. Taşlar dikkatimi çekti karşı tarafta. Bu yamaç. Oraya taş falan yuvarlanmıyor mu hiç oradan ya? Depremde gidiyordur da. Öyle deprem fazla pek olmadı Allah şükür de. Ama tek tuk bile şurada aşağı düşmüştü. Bir tane taş bir de şu tarafta ama o da 90 yıllandı. 90 yıllarında. 95-96 bir şey. Daha 35 mi? Sene önce. O ya. Zaman çok sık düşen bir şey değil, yaşanan bir şey değil. Onu da sürekli dereden geçtiğimiz için dikkatimizi çekerdi. Şimdi dereye kaçta bir gidiyoruz. Derede balık çıkıyor mu ya? Bu küçük derede yok, aşağıda bahçede. Ha, ne çıkıyor balık olarak balık. Sen bilirsin. Aa. Alabalık vardır gene. Va. Pıyıkçır balığı va. Bir de garabalık diyoruz, onlardan va. Başka hangisi en lezzetli peki? Kıyıkçır daha lezzetli ama o ağız almakta temiz akar suyu çünkü. Zaten gerekli yerler burası herhalde. Daha ilerleyelim mi? Var mı çekmeye değer bir şey? Çekme. İstediğin buna var. Yeni bir şey. Görsünler ya bizi izleyen çok. Yurt dışından çok. Türkiye'den çok. Buradan ama çok. Onun yere YouTube'a mı bırakayım? YouTube. Kırcaali yazdın mı bizi göreceksin zaten. Let's go bro. Aşağıda var. Şurada aşağıda. Buradaki ev de ilginçmiş. Biraz kalmış o. Şuradaki hangisi? Ev. Hı. Ya sonra bu da evdi bak. O da gitmiş. O bir kere yandı. Yangın da mı oldu? Yani, vay be. Ha şu da eskidi. Bunu yaptılar. Hı. Aşağı yukarı. Bu da çökmüş halde de aynı bile değil. Hani şöyle değil bunu da bak yapılınca ne güzel oluyor. Bu arada ev vardı. En yukarıda var. Evet. Şu da eskidi onu da yapıyorlar. Yapılınca var. Bayağı bir yıkık da var yapılan da var Mehmet. Bakılmayınca işte dedi mi? Herhalde sizin tarafta da öyledir. Sizin tarafta da öyle. Var. Eski evler var. Her yerde var. Giriyoruz köylere. Bir yıkık var, bir yapık var. Ki, tamam bunun bütün sülalesinden kaybolamaz ki adam. Kaybolamaz. Bakmıyorlar hani. Birleşemiyor herhalde. Ben yapsam diyor. Bir de şey de var. Ama bak şimdi bir kişi yapınca diğeri de şey çıkıyor. Aynen öyle. Onu diyecektim. Tam ağzımdan aldın. Doğru diyorsun. O yaşandı birkaç yerde de yakın çevrede. O yüzden yapınca da sahip çıkıyorlar. Buraya gelince ötede var ama bak şimdi ötede şeyin düğün sonuna geldik. Yani zaten eski köyü gördük. Köyün eski tarafı burası, giriş kısmı yeni tarafı herhalde. Ya o yeni tarafı komünizm dönemi evler belli zaten aşağıda. Burası da yeni. Yapmışlar güzel bir şekilde. Bahçesi de çok büyükmüş maşallah. Ya. Şurada eski var. Bahçeye ekiyor gene insanlar değil mi? Elinden gelen hani yapabilen. Soğan var, sarımsak var. Bak ne güzel ekmişler. Çoğu da yaşlı zaten köylerde. Yani. Gençler hep gitti Avrupa'ya be Mehmet. Kalmadı. Onlara da hak veriyorum şimdi. Ne yapacak ki? Hani, normal. Normal yani. Okul yok.
iş zayıf. Yani zayıf. 20 yaşında bir adam yani... Adam ne yapsın? Tabii gidecek orada. Kendine daha iyi bir hayat kuracak. Sonra geri gelecek belki. Pınar. Bu köyün ilk... Eski pınarlardan bir tanesi o zaman. İlk yapılan pınarlardan. Bu arada da şu avlu içinde olan da çamaşırhane varmış zamanında. Çamaşırhane. Bu 1950 yılından önce. Yani faşizme geçiyoruz. Herkes getiriyor. Pınardan suyu alıp burada bir yerde yıkanıyor. O zaman yokmuş zaten. Bak herkes hareminde bile ayrı bilim yapmazmış. Vay be, birlik var. O derece birlik varmış ha. Ya anlaşmalı. Çamaşırhane. Çok güzel. Pınar çamaşırhane. Bu gördüğümüz de çeşme, koca çeşme. Koca çeşme. Koca çeşme. Hah. Öyle bu. Vallahi Mehmet, iyi ki böyle gezdirdin. çünkü köyü bilenle gezmek çok farklı şimdi. Değil mi? Çok farklı. Başka da kimse yok. İyi ki çıktın karşıma. Ben de yeni geldim şeyden. Vallahi. Kasabadan yeni. Ben de onu diyordum. Keşke birisi çıksa da gezdirse dedim. Allah tarafından çıktın. Burası da çok keyifli olur yalnız yazları. Burasının dediğimiz, bu bölge gördüğümüz Kuzluku diyorlar oraya. Kuzluku. Hah, Kuzluku. Hı hı. Burada masa atılır yani. Bir keyif yapılır. Nasıl istersen. Yani herkesin gönlüne çok güzel olmuş bir şey. Oturmaya yerler bol. Oturma yer var ya. Bak, çeşme. Ha, çeşmeler var. Nasıl, suyunuz güzel mi? Güzel. Su, bu suyu mesela kışın değil mi? Kışın hı-hı, soğuk, çok soğuk da terlisin, yorgunsun, iç. Hiçbir sıkıntı olmaz. Pasta yapmıyor yani. Yukarıda vardı başka su, Bekdemir diyorlar. Bekdemir bu harita gibi, bilmiyorum dikkatini çekti mi, aşağıdan görünüyor aynı harita gibi taşlı. Oradan gelen su gene çok sert bir su. Hı-hı. Yani soğuk su zamanında var hayvanları onu otladıktan sonra mı sülük mü yapmış ağzına, böyle onu çıkartmak için oraya götürememiş içimde. O suyun etkisiyle mi çıkıyor? O suyu çok sert, soğuk olduğu için o hayvan... Çok ya, ilginç bilgiler yani. Ya. İstersen bir suda iç de suyu... Bir suyu içeyim, bunu içebilirim değil mi direkt? Abi şurada da kurnalar var. Asıl bunu içmem lazım, akan. Oh be, çok güzel. Burada da insanlar ufak bir bahçe yapmışlar. Hmm, ekiyorlar, biçiyorlar burada. Aynen. Ekiyorlar. Avrupa'dan oğlanları, onları geldikten sonra... Yazları keyif yapıyorlar burada. En azından taze bir şey yemek için. Ya ilaçsız oldun mu güzel. Marketten aldığınla bu bahçede kopardın. Bunu hani paralan diye işin. Aynen öyle. Doğru diyorsun Mehmet. Dediğin gibi bu koca pınar mı demiştim buna? Çok ilginç gözüküyor. Bayağı bir pınar, eski olduğu belli yani. Ya bunu da bakayım. Bunu bak, bu taşı 49. Ya, ha, tarih 1900, varmış orada ya. 1949. 1949. Bu da, bunu iyice anlayabiliyor musun? Bak bu minare var. Aa, minareymiş. Aynen, evet. Minare. Evet. Bu minare. Orada da var galiba bir tane. Çift minare. Hı. Cami herhalde ortadaki figürde. Ha. Değil mi? Aynen. Cami. Çift minareli bir cami. Minare. Burada da Aylan Yıldız varmış. Aylan, evet, Ay Yıldız. Bunu da böyle yakından çekeyim. Anlatabildin mi? Evet. Bunlar... Aa, 1949'a yapmışlar. Vay be. Komünizm döneminde bunlar... Yıkılmış. İnsan eli olmuş. Yani. Anladım. Anladın mı? Hani evet. Kürtlük yok, bora değil gözünde. Çok değerli, ayrıntılı bilgiler. Öyle de belli. Evet. Şunu alttan da bir çekeyim ya, koca pınarı. Tamir istiyor, bakım istiyor tabii Mehmet. Bakım olmadan zamana yenik düşüyor her şey. Burada da var bir şey ama tam anlayamıyorum. Buradaki işaretler, hiç bilmiyorum yani. Yakından bir çekeyim, göstereyim. Evet, tam anlaşılmıyor. Onlar epey silinmiş gibi. Yaşlılardan bilen varsa da ne olduğunu bak. Pınarı görüyorsunuz arkadaşlar. İçi işlenme belli. Hani böyle bir şey adamlar zamanında demek. Ama şu ana kadar birçok köy gezdik. Çeşit çeşit
Gördüğüm en bakımlı, en böyle enteresan pınar burası geldi bana gezdiklerim arasından. Bir de büyük bu pınar. Genelde küçüktü benim gördüğüm pınarlar. Şurada alt tarafta vardı küçük. Dereyin karşısında. Öyle şeyler burada çok... Şimdi insanlarımız yapmıyoruz be şimdi. Bakım şimdi gitti değil yapmıyoruz. Mi? Bir de başın şöyle bir şey var. Zamanında ben bildiğim, ben görmüşüm. Hayır için, hayır Allah için birileri toplanık veya tek başına çeşme, pınar, kalıcı bir şeyler yaparlarmış. Şimdi araba, arazi, daire, para biraz fazla. Gösterişe kaydı yani Mehmet. Sürecek bunun tesken kolay bulunur mesela. Evet. Daha bu taşla yiyeceğim su batırmadan önce sıva olur ne bileyim. Ama kolayı bulunur o. Bakacağım dedikten sonra bir şey yapabilirler. Her şeyin kolayı bulunur. Üstüne olmak lazım işte. Buradan çağrı olsun köydekilere de. Aynı. Vatandaşlara. Eski bir şeyi kaybetmek çok kolay, sonra yerine getirsen. Getiremez, zaten, tarih bu zaten. Zaten 24'te yapmışsın ya da 22'de, anlamı yok ki. Evet. Önemli olan eskiyi zapt etmek. Doğru diyorsun. Çünkü bizden sonra da başkaları gelecek. Onlar da ne tutabilirlerse tabii ki güç bir araya gelince. Nesilden nesile aktarılsın tarihi yapılar. Herkes bakılsın. De. Biz şimdi nasıl yıllar sonra geldik inceliyoruz burada. Sen vesile oldun bize, Allah razı olsun. O da öyle kısmetmiş. O da öyle kısmetmiş Allah tarafından. Anlaşsak bu kadar. Yok olmaz, denk gelmiyor zaten. Anlaşmalar hiçbir zaman denk gelmiyor. Allah tarafından gezdirdin, çok güzel bilgiler verdin. Buradan da devam ediyor yine aynı şekilde. Aynı yere bağlanıyor değil mi bu aynı çatallar? Aynı yere bağlanacağız ya. Buradan da var bir yol. Tamam artık sen seçeceksin. Buradan mı geçeceğiz? Buradanın benim için hep aynı. Buradan da geçebileceğiz. Şuradan da geçebileceğiz. Evet, eski yapıları görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ama yapılmış. Burası da iyi. Bak burası da iyi. Bayağı bir tarihi yerler kalmış ya. Bak. Çok var. Buradan da yol var, buradan da. Böyle gidebiliriz. Buradan zaten keşfettik. Yakın yerden geçtik. Bir üstten geçtik. Eskiden yollar daha fazlamış, anlatabildim mi? Kepenkleri bile çok farklı evlerin. Hani pencerelere yani bakıyorum. Öbür tarafta dur şimdi, daha çok öbür tarafta. Belki durur. Orada da bir ağaca işlenme şekli. Onu göstermek istiyorum. Sen herhalde durur o kirişle. Onları çekelim ya. Daha önceden çitler vardı ama şimdi çit diye bir şey kalmadı. Çit yani ön evin bir kısmı, bir duvar tarafı ağaçtan örme gibi böyle. Anlatabildim mi? Çit diyorlar ona. Ama onlardan kalmadı ya. Yağmur da yavaş yavaş yağışlayacak galiba. Bereket geldik. Evet. Yağmadı ya bütün kış. Yağmadı ya. Kar da yağmadı bizim oralara, Bursa'ya. Yok, hiçbir şey yok. Buraya nasıl? Yağmadı mı hiç? Buru çıktı. Buru çıktı. Allah Allah. Bütün kış buru çıktı. Biraz yağsın. Diri tutsun etrafı. Ha buraları değil mi? İşlenme evet, şey evet. Anlatabildim mi? Nakkaşlığı öbür tarafta vardı ama onlar yıkılmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ali Bey konağını çekmiştik biz. Neredeydi o? Danavissa köyünde. Ali Bey konağı köyü diye geçiyor zaten. Benzer şeyleri orada görmüştüm. Burada da görüyorsunuz zaten. Bayağı bir tarih yatıyor burada da. Buradan da kaç hane geçmiş ya. Buradan da burası şu anda dam. Burada şu anda da ama bayağı bir hane yaşamış burada da. Bayağı bir tarih yatıyor burada da o zaman. Çok güzel ya. Vallahi. Bakım olsa, bunları diri tutsalar çok daha güzel olacak. İnsan dedi mi? Bir kişi her yere yetişemez. Yok, o bir kişinin yapacağı işte olmaz. Mesela buna bakan var bak belli arkadaşlar değil mi? Yani evet. Tarih işleri korunmuş. Masa üstü ama korunmayan ne bak ya. Oldu Mehmet, çok teşekkür ediyorum sana. Buradan öte zaten hepsi yeni.
Yeni yerler değil mi? Ya. Eski yerleri göstermem daha iyi oldu. Onları da bir araçla geçerken çekeyim. Zaten buraya kadar yürüyerek çektim bir alt kısmı. Ya. Babayla geziyoruz işte böyle, anneyle babayla. Çok iyi bir şey. Köyleri çok gösteriyoruz bütün. Çok iyi. Bakarı doyuruyor. Bak. Doyuruyor, o sever öyle beslemeyi. Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Ben de çok çok memnun oldum. Eyvallah. Evet, gelirken camiyi çekmiştik. Ahmet Sipahi Köyü cami diye geçiyor. Mehmet tarihi hakkında bir şeyler anlatacak bize. Aşağıda kurulmuş galiba ilk cami değil mi Mehmet? İlk cami aşağıda kurulmuş. Hı hı. Çayı boyunda. Çayı boyunda. Çayın boyunu. Cami yani. Cami evet. Yani. Mesnos cami yani. Hı hı. Cebel'de cami yokken Ahmet Parkı'nda cami varmış. O kadar eski yani. O kadar eski. Yalnız bu köyün tarihi ama bayağı eski gibi zaten. Çok hani eski. Çok eski. Çok gibi. Eski. Bayağı eski gerçekten. Hani. Hı hı. Camiyi de göstereyim burada. Yalan bir tekrardan. Bayağı bir yağmur da bizi yakaladı ama araba var bereket. Böyle kaçtık. Evet. Başka bir şey yok herhalde aktarabileceğimiz buradan. Camiyle ilgili böyle bir hatıra var. Anı var. Aynen. Onu da paylaştık. Bunu da atlamayalım dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel bir yağmur sonrasında derenin olduğu kısma geldik. Son görüntüleri alalım dedik ineklerle beraber. Çok güzel bir dere. Dere mi diyeceğiz, çay mı diyeceğiz artık? Manzarası var. Görüyorsunuz inekler suyu geçiyor. Dereyi, çayı geçiyorlar. Belgesel gibi görüntüleri sunmaya devam edelim. Benzer görüntüleri mandalarla Filipinler'de yapmıştık. Filipinler videolarının hepsini yayınlayamadım. Ama onları vakit bulduğumda yayınlayacağım. Çok güzel doğa görüntüleri var. Bulgaristan'daki gibi. Tabii oranın doğası biraz daha vahşi. Değişik görüntüler çektik orada da. Alabildiğine inek var yukarıda. Şu çayın görüntüsüne bakın. Bu da çok güzel. Şuradan bir tane Ahmet'in öküzü. Bak her iki gözü var. Babam burada tel köprüyle beraber. Köprüye bak, tel köprüye bak. Bakıyorum baba, seni de çekiyorum. Çok güzel. Akışını göre göster yani. Bak, şuna bak şu suyu. Burada daha şiddetliymiş su. Daha şiddetli ondan diyorum şurada. Balık da vardır belki burada ama bilmiyorum. Sordum ben, balık var dedi ama bu derede mi, başka derede mi? Derede vardır balık. Daha söyledi yani ya. Alabalık çıkıyor dedi. Bir balık cinsi söyledi çok tatlı ya diye. Burada alabalık vardır. Çok tatlıdır yani balıklarda. Nefis vallahi bir yer. Güzelmiş ya. Tabii canım, böyle yerleri gösterdik. Aşağı doğru manzarayı çekelim. Ne kadar güzel. Yalnız köprü yıkılmış. Gördüğünüz gibi tahta parçaları var artık. Aşağı doğru gitmiş. İnekler de burada. Çektim kır hayvanlarını ya. Bir tanesi hatta dereyi geçiyordu. Dereyi geçerken çektim. Geliyorlar inekçikler. Bir bir. Arkadaşlar bütün hayvanlar. Evet. Tamam. Diğer köylere haydi let's go diyelim baba. Hadi gidelim. Haydi let's go.